Yürüyebilmenin, dahası hareket edebilmenin en önemli şartlarından biri de dengedir. Ne kadar mükemmel bir kas ve iskelet sistemimiz olsa da denge sistemi olmadan ayakta duramayız. Tüm bedenimizi her saniye sürekli olarak kontrol eden denge sistemi bazen ip üstünde yürüyen bir cambazın ihtiyaç duyduğu hassaslıkta ayarlar yapar. Denge sisteminin önemli bir parçası iç kulakta yer alır. İç kulaktaki bu denge merkezine labirent adı verilir. Labirent, her biri yarım daire şeklindeki üç küçük kemikten oluşur. Bu kemiklerin içleri bir tüp gibi boştur. Labirentte bulunan bu üç yarım dairenin her birinin içinde özel bir sıvı yer alır. Bu sıvının içinde gezindiği yüzeyde de tüycüklü hücreler vardır. Biz herhangi bir hareket yaptığımızda bu yarım dairelerin içindeki sıvı hareket eder ve tüycükleri titreştirir. Tüycüklerdeki bu titreşim hücrelerin iyon dengesini değiştirir ve elektrik sinyali üretir. Bu elektrik sinyalleri de sinirler aracılığıyla beynimizin arka tarafındaki beyincik denen organa iletilir. Beyincik, iç kulaktan gelen bu bilgileri her an, her saniye yorumlar. Ancak dengeyi sağlamak için başka bilgilere de ihtiyaç vardır. Bu nedenle beyincik, gözlerden ve vücudun dört bir yanındaki kaslardan da devamlı olarak bilgi alır. Mesela vücudun dik durması için bacak kaslarında, ayaklarda, sırtta, karında, göğüste, boyunda bulunan milyarlarca algılayıcıdan gelen bilgi değerlendirilir ve bu emirlerin hepsi her saniye kaslara iletilir. Beyin tüm bu bilgileri müthiş bir hızla analiz eder ve mucizevi bir işlem yapar. Vücudun yer çekimine göre konumunu hesaplar. Bundan sonra ise bu hesaplamaya dayanarak kasların nasıl bir hareket yapmaları gerektiğini belirler. İnsanın dengesi bir masanın ya da sandalyenin dengede durmasına benzemez. Çünkü insan vücudu farklı yönlere doğru sürekli bir hareket halindedir. Bu yüzden vücudun ağırlık merkezi sürekli olarak yeniden hesaplanır ve kaslara bu hesaba uygun emirler verilir. Şimdi az önce izlediklerimizi bir kez daha hızlı çekimde gözden geçirelim. İşte tüm bu olağanüstü işlemler saniyenin yüzde biri kadar bile sürmeyen bir zaman dilimi içinde gerçekleşir. İnsanınsa kendi vücudunda gerçekleşen bu baş döndürücü hızdaki işlemlerden haberi bile yoktur. Bu mucizenin hiç farkında olmadan rahatlıkla yürür, koşar, en zor sporları yapabilir. Denge sistemindeki bu üstün tasarım, bu sistemi kusursuzca yaratmış olan Yüce Allah'ın varlığının ve sonsuz kudretinin delillerindendir. Ey insanlar! Eğer dirilişten yana bir kuşku içindeyseniz, gerçek şu ki, biz sizi topraktan yarattık. Sonra bir damla sudan, sonra bir alaktan, sonra yaratılış biçimi belli belirsiz bir çiğnem et parçasından. Size kudretimizi açıkça göstermek için. Dilediğimizi adı konulmuş bir süreye kadar rahimlerde tutuyoruz. Sonra sizi bebek olarak çıkarıyoruz. Sonra da erginlik çağına erişmeniz için sizi büyütüyoruz. Sizden kiminizin hayatına son verilmekte, kiminiz de bildikten sonra hiçbir şey bilmeme durumuna gelmesi için ömrün en aşağı ucuna, yaşlılığa geri çevrilmektedir.